deciding money to go Hatay Spora District düşüncesine ve bugünkü bu kampanyayı başlatmak için Hatay Spor'umuza desteğinden dolayı bütün basın mensuplarında Sayın Valim'e teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden ve desteğinden dolayı. Tabii Hatay son yıllarda gerçekten spor anlamında tarih, kültür, medeniyet şehri ama sporda da bayağı kendimize söz ettiren bir şehir oldu. Özellikle basketbolda, işte satrançta ve diğer dallarda ama en çok da bunlar içerisinde futbol söz konusu. Ve ilk defa geçen sene bir lige çıkma başarısını gösteren Hatay Spor, bu sene Süper Lig'e çıkma konusunda da muhtemelen basın mensupları ve spor kamuoyunun konuşmasına göre en ihtimali yüksek takım olarak görünüyor. Zaten Sayın Valim de ifade ettiği gibi 3. sırada bitirdik. Çok az bir farkla ikinciliği kaybettik ama inşallah 3 maç sonunda biz Süper Lig'de tanışmak istiyoruz. Sadece kupada Süper Lig takımlarını hataya getirmek değil. Yıl boyunca Süper Lig takımlarını burada ağırlamak istiyoruz. Ve özellikle bu sığlaşan 7,5 yıllık savaş dönemindeki ekonomiden dolayı küçük esnafımızın bu konuda büyük beklentileri var. Biliyorsunuz futbolda Süper Lig'de olmak demek o şehre bereket yağması demek. Gerek spor toto gelirleri, gerek federasyon gelirleri, gerek de esnafımıza gelecek misafir takımın taraftarları, bizim taraftarlarımız Hatay'a büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar hakikaten Sayın Valim'in de ifade ettiği gibi zengin iş adamlarımızdan, ticaret adamlarımızdan her yere para topladık. Bizler de elimizden gelen yardımı yaptık. Ama şu anda finaldeyiz ve karşımızda çok ekonomik anlamda zengin bir takım var. Adana Demirspor. Biz de buraya diri ve motive bir şekilde çıkabilmemiz için gençlerimizin şu anda beklentileri var ve bizim de onlara biraz vermemiz gereken prim borçlarımız var. Bununla birlikte bizi finale çıkartacak, daha doğrusu şampiyon yapacak ekonomik desteği de Hatay'daki sadece ticaret olanlarından ve ekonomik durumu iyi iş adamlarımızdan değil, kendince gücüne yetiyorsa, 1.000 lira, 10.000 lira, 5.000 lira ne kadar verebilirse hemşehriler bizden Hatay Spor'umuza destek vermelerini buradan arz ediyoruz, rica ediyoruz. Mesele şu, eskiden Hatay Spor Antakya'nın takımı olarak algılandı ama biz son 2 yılda yapmış olduğumuz çalışmalarda Hatay Spor'u Hatay'ın takımı yapmaya gayret ettik. Yönetici arkadaşlarımızı 4 yoldan Samandağ'a kadar her ilçeden seçmeye gayret ettik. Hatta Samandağ'dan Erzin'e kadar turuncu rengi olan diğer takımlarımızın rengini de Hatay Spor'a monte ettik. Hatay Spor'un rengini sadece bordo beyaz değil, turuncu renkte de zaman zaman turuncu renk ağırlıklı formalarla maça çıkmalarını sağladık. Yani biz burada sadece Antakya'nın takımı olarak değil, Hatay'ın bütünlüğü takımı olarak 2 yıldır çalışmalarımız sonucunda lanse etmeye çalıştığımız bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Şimdi artık Erzin'deki hemşehrilerimiz de, Samandağ'daki de, Reyhan'daki de, Kumru'daki de, bilmem İskenderun'daki de Hatay Spor'un maçlarını seyretmeye geliyor. Süper Lig'e çıkarsak inşallah bu seyirci sayısı gittikçe artacaktır. Ve Hatay'ı kapsayan, Hatay'ı kucaklayan önemli bir takım haline geleceğiz. Biz bu bağlamda çalışırken Hatay'daki bütün dostlarımızla, spor severlerimizle ve Hatay'ı sevenlerden Hatay Spor'umuza destek olmalarını bekliyoruz. Burada gerçekten Sayın Valim'e de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ama sizler de bu konuda çabalarınız sonucu Hatay Spor'a katkı sağlayacak en önemli mercisiniz. Bu nedenle hem medyadaki arkadaşlarımıza, televizyoncu, gazeteci arkadaşlarımıza, yazarlarımıza da bizim kadar iş düştüğünü düşünüyorum.